Merhaba gençler, ben Uz. Bugün sizlerle birlikte Taş Devri Craft'ta kullandığımız modları inceleyeceğiz gençler. Bu modları aslında çoğunuz merak ediyordunuz. Ben de toplu bir şekilde minik bir inceleme yapayım dedim. Gördüğünüz gibi zaten burada 4 sayfa seçeneğimiz var. Burada bir sürü bir şeyler var. Bunları incelemeden önce gençler, Taş Devri Craft'ta çok soru geliyor, farkındayım. Taş Devri Craft'ta gençler 2 kişi oynadığımızda, yani maskeyle birlikte oynadığımda ufak bir problem oluyor. Ya o ya ben oyuna giremiyoruz, bir şeyler oluyor. O yüzden abi o hatayı çözene kadar hala şey yapamadık. Ayarlayamadık şeyimizi. Neydi onun ismi? Söyleyemedim. Her neyse. Gençler dur bakayım. Ben neyden başlayayım? Bunlar zaten Minecraft'ın kendi içinde olan mod şeyler. Ay çok şeyler demeye başladım. Biraz kitap okumam gerekiyor benim. Ben onu anladım. Burada gençler şimdi şöyle. Neymiş? Rastgele mi bu abi? Evet abi, rastgele hayvan spawnıymış. Biz böyle bir minik bir hayvanat bahçesi modu da eklemiştik şeyin içine. Mod paketin içine. Zaten fark ettiyseniz Taş Devri Craft'ta böyle değişik hayvanlar çıkabiliyordu ve bunlarla çok uğraşmıştık. Evet, bunlar bizi çok rahatsız etmişti. Bu at aslında Minecraft'ta zaten var ama bu normalden birazcık daha farklı. Bunda neymiş bu? Minik hayvanlar. Bu abi bayağı minik bir koyun. Bu ne? Kuş mu? Bak burada da tavşan var, hopluyor. Bakalım başka hangi hayvanlarımız varmış? Bom 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 bom. Bak bu koyunları da hatırlarsınız gençler. Ama Taş Devri Craft'ta bu kadar çok hayvan çıkmamıştı. Çünkü bu hayvanların da kendine ait bir bölgeleri var. Şimdi biz kendimiz burada çıkarttığımız için bunlar burada olabiliyor. Ama mesela nasıl söyleyeyim? Bakalım. Yani mesela koyunlar, koçlar daha çok yeşillik yerlerde olur. Ne bileyim. Evet mesela bunlar da sanırım tarla tarzı yerlerde oluyor, gelincikler. Yani tam olarak emin değilim abi o konuda, o yüzden. Ama dediğim gibi hepsinin kendine ait bir bölgesi var. Burada kirpi mi çıktı demin? Kaçırdım ama. Neredesin? Buralarda mı? Yok gitmiş. Aa yok, burada bir şey var. Evet bu mu? Kurbağaymış abi bu. Nasıl da hopluyor. Bakalım başka değişik hayvanlar var mı? Oo bak bu çok güzel. Tavus kuşu. Bir tane vurunca acaba sinirlenince şu şeylerini oynatıcı tüylerini oynatacak mı dedim de yok, oynatmıyormuş. Her neyse abi, onun dışında başka hangi modumuz var? Böyle bir mod var. Burada böyle değişik silahlar, kılıçlar vesaireler var. Tabii biz daha çağ atlayamadığımız için abi bunları çok kullanamamıştık. Böyle neymiş bu? Nether Scorpion? Şey bu. Cehennemde bulunan, yani Nether'da bulunan bazı şeyler var. Çok şey demeye başladım, çok özür diliyorum. Bazı akrepler var abi. Bu akrepleri öldürdüğümüzde bize bir parça veriyor ve onlardan yapılıyor bu zırhta. Şöyle bir üstümüze giyelim, nasıl göründüğünü görelim. Bir de gençler bir hareket modumuz var, zaten bunu biliyorsunuz. Bu çok boncuk, çok tatlı bir mod. Bunu çok seviyorum abi ben. Çünkü şöyle elimize kılıç aldığımızda da... De bu kılıç niye böyle? Tam burada böyle gözüküyor ama elimizde ufacık gözüküyor, bıçak gibi gözüküyor. Samuraycek gibi oldum abi. Neyse tamam, bunları da çıkartalım. Sıradaki ve aslında en çok beklediğiniz moda geçsek mi diyorum. En çok beklediğiniz dinozor moduna geçmeden önce burada da gençler kılıç modumuz var. Zaten bu kılıçlar hani nasıl diyeyim, genelde çoğu kılıç tanıtımlarında, yani mod tanıtımında falan ben bunları kullanmıştım, zaten göstermiştim size. Ama mod paketimizin içinde bu olduğu için bunu da gösteriyorum. Bu neymiş? Burada da farklı kılıçlar var abi. Burada da karpuz kılıç var. Yiyebiliyor muyuz? Yiyeceğim mi karpuz? Sen yiyeceğim mi? O bu çok. Bunlar bana saldırır mı? Yok, game moddayım. Saldıramazlar. Karpuz. onun dışında. Evet abi, dinozor şeyimize geçtik. Dinozor bölgemize geldik. Burada dinozor fosilleri var abi. Bu fosillerden yakıt, çakıl vesaire o tarz şeyler elde edebiliyoruz. Ve DNA elde edebiliyoruz abi. Bu aldığımız DNA'larla da bunların özel makinaları var. Ama şu anlık onları gösteremeyeceğim çünkü çok karışık geldi abi bana. Ben de tam olarak çözemedim. Bunlardan aldığımız DNA ile de yumurta, yani dinozor yumurtası yapıp kendi dinozorumuzu yapabiliyoruz abi. Öyle garip şeyleri var. Burada da dinozorların yenebilen etleri var abi. Yani dinozordan çıkan etleri yiyebiliyorsunuz doğal olarak. Başka. Evet abi, burada da sanırım. Bakalım. Bunlar da figür. Evet bunlar da figür. Yani minik heykelcik gibi bir şey gençler bunlar da. Çok lazım olan bir şey değil. Çok kullandığımız bir şey değil. Gereksiz olarak tabir ediyoruz. Evet bak burada şey vardımış. Sandık modumuz var gençler. Böyle kristal sandığımız falan var.
Bunlar gençler normal sandıktan gördüğünüz gibi çok çok daha büyük. Bunları yapmak çok işimize yarıyor çünkü bayağı ihtiyacımız oluyor yani. Bakayım. Evet, bu da abi şey. Ve içi şeffaf, acaba bir şey koyduğumuzda gözüküyor mu? Abi gözüküyor, çok güzel değil mi bu arada? Neyse, kıralım. başka. Burada çok özür dilerim, telefonum titredi. Umarım size ses gelmemiştir. Bakayım. Bunları giyebiliyoruz galiba. Ama üstümde gözükmedi daha. Aa, bu şey galiba, atlet galiba, bilmiyorum. Vallahi anlamadım. Hani gözükmediğine göre içimize giymiş olmalıyız. Abi her yer hayvan oldu, çok güzel. Yok, yok, yok. Abi bir slime'ımız eksikti değil mi? Tamam, ben şu ineklerin yanına gideyim, bunlar korur beni. Başka hangi hayvanımız var ya da başka hangi modumuz var, onu söyleyelim. Burada gençler, bu şekilde bir mod var. Hani bunu kullanmak daha nasip olmadı. Ama belki olur yani, devam ettiğimizde olabilir. Başka. Bu biraz garip bir mod gençler. Ben bunu bir şey için yüklemiştim. Ne için yüklediğimi hatırlamıyorum ama. Bizim masa moduna mı lazım ihtiyacımız vardı? Bir şeye ihtiyacımız vardı abi. Onun için indirmiştim. Dur, ya da şöyle koyayım. Evet, aslında çok güzel bir görüntüsü var. Hani kendiliğinden bir texture'ı var gibi bir şey. Ama ben bunun için indirmedim abi. Ben bunu ne için indirdim ama hatırlamıyorum. Bak. Sanırım meşale için indirdim ya. Şurada hammer varmış. Buna da bakarız. Meşalesi var mı abi bunun? Şuradan bir arayalım bakalım. Evet abi, ben bu modu meşale için indirmiştim. Şu meşaleyi göstereyim size. Evet abi, gördüğünüz gibi böyle bir meşalemiz olsa çok güzel olmaz mıydı? Evet, ama bu meşalenin yapılışı yok maalesef. Hani nasıl söyleyeyim? Taş devri craft'ta bunu kullanmayı çok isterdik. Ama game moda geçip almamız gerekiyordu. Ben de game moda geçmek istemedim abi. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel değil mi aslında? Şöyle bir aralarından geçeyim. Yani bilmiyorum. Ben çok beğenmiştim. Sırf bunun için indirdim ama bu meşalenin niyeyse yapılışı yok. Çoğu şeyini denedik. Böyle hani nasıl yapıldığına bakmak için buraya da şey yaptık. Mesela bu modda da bu too many items olması lazım. Şey göstermesi gerekiyor. Bak, bir şeyin nasıl yapıldığını göstermesi gerekiyor. Bunlar böyle yapılıyormuş. Ama bunun nasıl yapıldığını göstermiyor. Biz de o yüzden kullanmadık. Ama dediğim gibi ben bu modu meşale için indirdim ve çok çok güzel normalde. Ben bir time set yazayım mı ufaktan? Tamam. Bakalım. O bu şeymiş. Dur, hepsinde değil. Bir tık daha gidelim. Burada da abi figürler var. Nasıl figür diyeyim size? Yani şöyle bir aslan figürü alabiliriz. Şöyle bir hayalet figürü alabiliriz. Bu papağan bozulmuş. Oo bak. Buzdan şey heykeli var mesela. At heykeli var da. Bunlar niye yerde oldu? Aa. Sanırım böyle yapabildik abi. Böyle de havada durdu ama olsun. Olsun. Problem yok. Sonra bir aslan figürümüz var abi. Mesela bak, bu çok güzel. Oğuz aslan. Oğuz aslanın elinde aslan var. Abi çok komik duruyor bu arada elimde. Neyse, şunu yok edelim. Bir tane de hayalet varmış abi bu şekilde. Bunun üstüne koyamıyor muyum? Abi hayalet, aslan süren hayalet yapacaktım. Ya da dur, bunun üstüne koysak. Oo, böyle de duruyormuş. Tipe bak, yere bakıyor. Aslında böyle tavana falan konulabilir ha, böyle şey neydi? Evin içine böyle koyacaksın, böyle şaka yapacaksın. Evet bak, bu aklımda kalsın. Maskeyi trollerim ben böyle. Evet, bak bu hayalet moduyla figürüyle trolleyebiliriz. Onun dışında burada zaten sandalye, masa, klasik şeyler var. Şunu göstereyim. Böyle bir atış taht şeyi gibi. Hani atış tarihimi yapmanız için böyle bir kukla var abi. Onun dışında böyle bir gafa var, gafa. Bu kafayı böyle koyayım. Evet, biraz korkutucu duruyor. O yüzden geri kırıyorum bunları. Bu neymiş abi? Ha, bu bozuk sanırım. Hani bunun koltuk tarzı bir şey olması mı gerekiyordu? Ama bozuk. Garip. Şimdi en çok beklediğiniz moda geçeceğiz abi. Birazcık beklettim. Kusura bakmayın. Diğer modları da göstermek istedim. Bu arada burada da böyle abidik gubidik büyük kocaman kılıçlar var. Ama bak, bumerang var burada abi. Bumerangı zaten kullanmıştık taş devrinde. Hop, böyle attığımız yere geri geliyor. Hani attıktan sonra beklemek daha iyi olabilir. Ya da yakalarsınız artık. Dur bakayım. Ha, gelmiş.
Yani şey game modda olduğumuz için şey yapmıyor. Bazen geri gelmiyor, bazen geri gelmeyebiliyor gençler. O yüzden hani şey yapmanız gerekebilir. Hani attıktan sonra nereye gittiğine dikkatli bakmanız gerekebilir. Ve güzel yanı şu abi. Mesela ben buradan attım ya. Bu gittiği bütün yere kadar vuruyor ve dönüşünde de vuruyor. Hani düzgün bir şekilde atarsanız eminim bir kılıçtan, bir oktan daha kuvvetli olacaktır sizin için. Şöyle bir sallayalım abi. Tuf 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 tuf. Abi evet. Her yerden bumerang geldi. Evet tam daha gelmiyor sanırım. Bu modumuz da bu şekildeydi gençler. Burada topuz falan var. Bunun oku nerede? Böyle bir yükleme yapıyor abi. Hemen şey yapamıyoruz mesela. Hop pat. Mesela bak hemen ok koymuyor. Hemen sonradan oku koyuyor, öyle atıyor. Hani normal yaylı ok kullandığınız gibi değil abi. Böyle bir ok koyması gerekiyor onun üstüne. Sonradan atıyor oku. Sanırım normal oktan, yani normal yaydan daha kuvvetli. Bakalım bakalım bakalım. Uzağa mı atıyor yoksa mı daha mı güçlü? Yok aslında pek de güçlü değil. Ve normal yaya göre yavaş kalıyor. O yüzden pek de gerekli bir şey değil. Tamam. Şimdi dinozor moduna geçelim abi. Dinozorlarımız o kadar fazla değil. Ama emin olun hepsi birbirinden güzel. Şöyle şöyle koyduk. Bir tane de burada kaldı. Onu da böyle alalım. Şimdi ilk olarak hangi dinozordan başlıyormuşuz? İsimlerini okuyamayacağım zaten. Brachiosaurus. Tamam. Okudum sayın. Evet abi, bu otobur olan dinozorların arasındaki en büyük ebata sahip bir dinozor. Zararsız, hani herhangi bir şekilde saldırmıyor siz ona saldırmazsanız. Büyük ihtimalle siz ona saldırsanız da sadece kaçar yani. Pek saldıracağını düşünmüyorum. Hatta saldırdığımızı hissetmez bile yani, belki o kadar büyük. Taş devri craft'ta gençler biz bunları yemek için bayağı kullanmıştık. Neyse o orada dursun, biz birazcık daha ilerleyip sıradakine geçelim. Şurada ismi yazıyor ama okuyamıyorum, kusura bakmayın. Aa, bu su. Su şeyi, su dinozoru. Yani aslında dinozor denmez ama ne diyebiliriz? Eski çağda yaşamış fosil bir balık. Yani o tarz bir şey diyebiliriz. Daha fosilleşmemiş ama. Eskiden varsa şu an fosildir yani. Normalde suda yaşıyor abi bu. Ve maalesef öldü galiba. Evet, eti çıktı. Daha fazla et almak istiyorsanız da üstüne hani öldükten sonra vurup daha fazla et alabiliyorsunuz abi. Öyle bir özelliği de var. Dilophosaurus. Evet bak bu sefer okudum. Bu sefer okudum. Aa, bu etobur. Biraz problemli bir tip bu. Sanırım bu şekilde zehir yapıyordu. Zehirliyordu abi. Bu zaten koyunlara, tavşanlara, mavşanlara saldırıyor gördüğünüz gibi. Ve yiyor onları. Tipe bak. Bu sanırım hani kulakları gibi olan şeyleri açtığında zehir atıyor olabilir abi. Tam olarak emin değilim ama. Bu da etobur bir dinozor ve gereksiz bir güçlü abi, haberiniz olsun. Ormanda ya da bir yerde teke tek karşılaşmayın oyun içinde. Bu otobur abi zaten etoburlar ve otoburlar kendilerini belli ediyor abi. Etoburlarda böyle çok gelişmiş bir ağız yapısı oluyor abi genel olarak. Hepsinde demiyorum ama gördüğünüz gibi zaten gelişmiş olarak bir ağız yapısı oluyor. Otoburda da abi böyle minnak, bak dişi bile yok. Neyse sıradaki dinozorumuzu inceleyelim. Bunun ismini okuyabilir miyim? Mikroraptor. Bunu okuyabilirim. Bu raptor mu? Normal raptor mu? Aa, yok. Bu karga tarzı bir şey mi abi? Bak bunu hiç görmemiştim. Bu taş devrinde falan da hiç çıkmadı. Benim hiç haberim yok bundan. Bu sanırım karga tarzı bir şey. Yani eski çağda olan bu dinozorlarla birlikte yaşayan kargalardan olabilir. Emin değilim. Bu neymiş abi? Mosasaurus. He, bu etoburdu galiba. Bakalım. Etobur muydu, otobur muydu abi? Bu Komodo ejderine falan fazla benziyor. Ama çok fazla da renkli bir yapısı var. Hani etobur ya da otobur olup olmadığını şu anlık bilmiyorum abi. Ama siz gene de çok yaklaşmazsınız eğer bu modda Minecraft oynuyorsanız. Onun dışında Paralosaurus. Bu neymiş abi? Aa, bunları biliyorum. Bunlar otobur abi. Otobur otobur, evet. Bunlar otobur. Bunlar da çok büyük bir ebatı sahip ama bunların yavruları çok güzel. Ah, farklı rengi de varmış. Ama bu sarı turuncu olan daha güzel sanki. Yeşili daha çok severim ama bunun çizgileri falan çok daha güzel. Bunları yavrusunu niye çıkartamıyorum ben? Allah Allah. Yavrularını çıkartamadım gençler. Bu şekilde de bir uyuma stilleri var abi. Ya uyuyorlar mı, dinleniyorlar mı tam olarak emin değilim.
Evet, bu arada boy farklılıkları var. Boy farklılıkları var. Neden var abi? Çünkü hepsi sonuçta aynı değil yani. Hani aynı tür olabilirler ama aynı değiller. O yüzden şey, boy farklılıkları var ve bu dinozoru da çok seviyorum abi ben. Çünkü etobur değil. Bu sizi gördüğünüzde saldırmaz. Yemeğini yer, gezmeye devam eder. Yani hiç umursamaz bile. Anca hani gidip yavrusuna ya da kendisine gidip saldırırsanız belki saldırabilir. O anlık değişiklik gösterebiliyor. Bu neymiş abi? Aha. Dur, bunu sonra şey yapalım. Evet, sıradaki dinozorumuz bu şekilde. Zaten Raptor'u gençler, eğer Jurassic Park filan izlediyseniz çoğunuz biliyordur. Bu arada Raptor bizim bu şey dinozorumuza saldırıyor. Yapacak bir şey yok. Doğanın önüne geçemeyiz abi. ama şöyle, bu Raptorlar normalde hani zaten Jurassic Park'ı izleyenler bilir. Sürü halinde takılıyorlar. Ve çok hızlı, çevik ve zekiler abi. Bu hani raptorlar ufak olabilir ama hani bildiğiniz şimdi günümüzdeki kurtlar gibiler. Sürü halinde geziyorlar ve hani avcılık zekaları cidden çok güzel. Hani çok güzel bir planlama yapabiliyorlar, bir şey yapabiliyorlar. O yüzden abi bunlara çok bulaşmayın eğer oyundaysanız. Ve geldik en çok beklediğimiz, en çok sevdiğimiz, hatta en çok korktuğumuz dinozora. Buf. Evet abi. Trinosaurus diye yazıyor. Hani ismi büyük ihtimalle öyle geçiyor ama biz bunu T-Rex diye biliyoruz. Evet, T-Rex'imiz bayağı öfkeli ve çok hızlı koşabiliyor. Ellerini çok kullanamadığından hani genelde her şeyi zaten ağzıyla yapıyor. Bana niye bakıyor? Bana da mı daldıracaksın? Tamam. Bana saldırmayacak herhalde. Dediğim gibi gençler çok hızlı koşabiliyor. Eğer siz de Minecraft'ın içinde dinozora denk gelirseniz yapmanız gereken şey, atıyorum, nasıl göstereyim? Şöyle alalım abi. Atıyorum böyle bir yer var. Bunlar dönüşlerde zorluk yaşıyor abi. Hani düz mesafede, bir saniye ben bir time set yazayım. Düz mesafede çok hızlı koşabilirler. Ama eğer düzgün bir yer, hani nasıl diyeyim, bir ağaç olabilir. Mesela bunu bir ağaç olarak düşünün. Bir ağacın etrafında dönerken böyle onu oyalarsanız eğer ya büyük ihtimalle sıkılacaktır ya da kafası karışıp sizi kaybedecektir. Dediğim gibi çok güçlü. Ama ellerini pek kullanamıyor. Çok hızlı koşuyor. Ama dikkati çabuk dağılıyor. Hani eğer bir düzgün konuşamadım. Düzgün bir stratejide kaçarsanız, yani nasıl diyeyim, ağaçların etrafından sağ sol yaparak kaçarsanız büyük ihtimalle kaçarsınız ama düz zeminde emin olun kaçışınız yoktur. Zaten gördüğünüz gibi sadece hayvanları, insanları değil diğer dinozorları da öldürüyor. Evet, bayağı aç, kolay kolay da doymuyor abi. Hani mesela ben buradaki hayvanları görüyorsunuz gençler ya da dinozorları vesaireleri görüyorsunuz. Aa, bunlar etobur muydu? Aha, ben bunların etoburmuş. Ben bunların etobur olduğunu bilmiyordum. Evet abi, bu arada etoburlar birbirlerine saldırmıyor galiba, emin değilim. Ama gençler şöyle bir şey var. Bu T-Rex'i mesela bundan böyle bir 5-10 tane koysak, ki zaten bazıları diğerlerinden çok çok büyük. Hele hele bu yeşiller. Ay. Abi boy farkına bakar mısın? Ve büyük ihtimalle abi birbirlerine de saldırıyor bu etoburlar. Evet, gördüğünüz gibi. Bunlar büyük ihtimalle birbirine de saldırıyor diyecektim. Zaten birbirlerine de saldırdılar. Tamamen yamyam bir ırk. Hani T-Rex'in algısı şudur gençler. Hareket eden ve yenebilecek her şeyi yer. Bir tek slime'lara dokunmuyor galiba. Bakın gördüğünüz gibi kendi türlerine de saldırıyorlar. Etraftaki dinozorlara da saldırıyorlar. Böyle bam 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 yapıştırdık. Bunlar dişiymiş abi. Evet, sanırım bunlar dişi, diğerleri erkek. Random oldu. Ah! Ah, bebek yaptık. Evet abi, biz ufak bir katliam başlattık galiba. Neyse, bizim en sevdiğimiz dinozor uzaklaşmış buradan. Sıkıntı yok. Bunlar birbirleri arasında kapışsınlar. Biz de videoyu bitirelim. Bu arada gençler, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Samuray Jack. Vay, bu ya. Tamam, ben kaçayım buradan. Siz kapışmaya devam edin. Beni kovalamazlar inşallah.